heykel yoktu. Burada bu meydanda iki katlı sarı bir bina vardı. Altı zahir ambarı, üstü adamın eviydi. Hakkı Mumcuların, Zappaszadelerin zahir ambarı derlerdi. Buralar yoktu. Bu aşağılar maşallah hiç yoktu. Şu karşısında askerlik şubesiyle şurada yanında da bir bina daha vardı ama onu hatırlayamıyorum. Çocukluğumda burası da belediye başkanlığıydı burası. Karşısı değil mi? Evet, tam Ziraat Bankası'nın o üst katı var ya, birinci değil ikinci kat. Orası zira belediye başkanlığıydı. O zaman belediye başkanı kimdi? Onu hatırlamıyorum işte. Hatırlamıyorsunuz. Ya oğlum ben çocuktum o zaman, 8-10 yaşında 12 yaşında çocuktum ben. Onun kim oldu nereden bileyim. Ama bu heykelde öyle sanıyorum 60 ihtilalinden sonra yapıldı buraya. 60'tan önce burada heykel yoktu, öyle hatırlıyorum. Çünkü benim yaşım 76. Hatırlamam da lazım. Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu. Bunlar Demokrat Parti'ydi. 1950'de iktidara geldiler, 60'da bitti. 60'da da ihtilal oldu. Ondan sonra bayrağı, bu şeyi, heykeli diktiler buraya. Eski Polatlı nasıldı amca? Eski Polatlı... Ya oğlum şimdi buranın öyle özgeçmiş bir geleneği, göreneği, tarihi yok. Ortası Horasan Bayılı'ndan Menteşe, İstiklal Mahallesi. Gelmişler buraya, göçmüşler, yerleşmişler. Şimdi burada Haymanalılar çok, Sivrisarlar çok, Beybazarlar çok. 1970'e kadar kendi haline kavrulan bir şehirdi. 70'ten sonra çok göç aldı, göç. O kadar göç aldı ki. Bir de burayı meşhur eden tren yolumuz var ya, onun yanında Ankara-Eskişehir karayolu geçti. Ona da ne derler bilmiyorum, Londra asfaltı derlerdi. O yıllarda Londra asfaltı. Biz çocuktuk. O asfalt geçince Polatlı kıymete bindi, değerlendi. Bir katlı evler vardı. Nadir birkaç yerde kerpiçten yapılma iki katlı evler vardı. Öyle istikale gelince tren istasyonu buraya. Tren istasyonu 1892'de tren buraya geldi. 1892 veya 93. Almanlar yaptı. Bu binalar hep onlardan kaldı. Buraya iskele derlerdi. İstanbul'dan, İzmir'den gelen yolcular burada inerdi. Köylere at arabası vardı. Onlar çocukluğumda rahmetli babam da söylerdi. Oğlum falan köye yolcu indi. Askerden gelmiş indi. İstanbul'dan gelmiş indi. O zaman da zaten haftada iki tane tren geçiyordu. O iki tren birisi Maşandız, biri Posta. Postada yolcu treni. Onlar geçerler giderlerdi. Böyle bir geleneğe görene özgeçmişi yok. Sonradan kuruldu. Peki eski Polatlı'yı özlüyor muyum? Ya özlüyorum desen tarihini özlerim. Ama şimdiki Polatlı da başka. Her şey ayağın altında. Mesela sana bir örnek vereyim. Rahmetli babam vefat etmeden önce burada Osman Bey diye bir doktor vardı. Osman tam Tunalı derlerdi. Polatlı'nın tek doktoru oydu. O ne derse olurdu. Biz de babamı götürdük ona. Dediler ki babanı Ankara'ya götüreceksin. Göğüs hastalıkları hastanesine dediler. O doktor dedi bize. Rahmetli anam da öldü ya. Anamla beraber aldık babamı. Hastaneye götüreceğiz ama tren ne zaman geleceği belli değil. Burada cipçi durağı vardı. Cipler çalışıyordu. Ha, nasıl gideceğiz? Önce Haymana'ya, Haymana'dan Ankara'ya geçeceğiz. O yol yok. Yol 60'ta yapıldı. Açıldı yani. Bizim dedim 57-58 yıllarında. O zaman 12-13 yaşında çocuktum ben. Rahmetli anamdan babamı aldık götürdük. Göğüs hastalıkları hastanesi. Şimdiki yeni ismi İbn-i Sina diyorlar. O zaman öyleydi. Anamla beraber babamı yatırdık oraya. Geldik. Anam rahmetli dedi ki oğlum de, cebine tuttuk geldik. Nasıl geleceğiz? Akşama kadar istasyonun orada, tren istasyonun orada bekledik. Bir adama sorduk. Polatlı'ya nasıl gideriz? Vastamız yok. Dolmuşlar çalışıyordu. Ama dolmuşlar da 60'tan sonra başladı. 62'den sonra başladı. Polatlı dolmuşları. Ankara'ya götürüyorlardı. Geliyorlardı. 1 lira adam başı. Yolcu ücreti. İstasyonda bekledik. Bir adam geldi bizi bir trene bindirdi. 7-8 saatte Polatlı'ya zor geldik. Ama babamı da oraya bıraktık. Aradan birkaç gün geçti. Bir de baktım ki babam geldi. Anam dedi ki adam ne oldu sana dedi ya. La kadın dedi konuşurken de doktorlar duydum dedi. Bu ölmeyi ölecek de götürelim de evini gönderelim de evinde olsun deyince duydum dedi. Kaçtım geldim dedi. Şimdiki o zamanla bu zaman eğer böyle mükayese edecek olursan Allah o günleri bir daha göstermesin de yaşatmasın oğlum. Şimdi alo diyor ambulansın geliyor. Polisin karşında. Bir şey olsa gidiyorsun derdini anlatıyorsun. O zaman kimi kime anlatacaksın ya? O eski günler gelmesin. At devri. O günler gelmesin. Şimdi harman zaman, hasat zamanı geliyor bir şeyler giriyor, işliyor. Malın da bu, sapın da bu, buğdayın da bu diyor geçiyor.